şampiyon, o bir milli sporcu. Zafer Türkoğlu. O kuyayı da ayakta kullanıyorsun. Sen ayakta yapacaksın atışları. Evet, tüfek atmayı da çok iyi biliyorum zaten. 14 yaşında erken yaşta başlamışsın. Bravo. 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 4'te 4 sevgili izleyenler. 5'te 5 sevgili izleyenler. 5'te 5. 6'da 6. Ben bu işi bırakıyorum. 7'de 7. Bravo. Diyecek lafım yok. Tamamdır hocam. 8'de 8. Zafer hocam, arkadaşlarımız yeni hedefleri takmış. İstersen bir bakalım yeni hedeflerimize. Bunlar daha büyük değil mi? Onlar daha büyük hocam ama bunlar daha küçük. Vay. Sen zannettin elmayı atacağız. Hayır, kürdanı vuracağız. Evet hocam, 8. ve son hedef. Bravo diyorum, elmadan su çıktı çünkü. Şimdi orada elmalar kaldı. Şimdi de birkaç tane elmalara tok atsak. Tüfeğimizi her zaman emniyet pozisyonunda bırakıyoruz, gördüğünüz üzere. Hem 22 mm hem 11 mm'lik kızağa sahip. Elimde 22 mm var. Önce arkayı takıyorum. Tüfeğin vidalarını sağ tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz. Sonra ön tarafı takıyoruz. Oturtuyoruz güzel. İleri geri kaymasını engelledik. Ama eğer kola takılıyorsa veya benzer bir rahatsız durum varsa tabii ki sol tarafa da alabiliriz. Ama bizde öyle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi deneyeceğiz. Ayaklarımız 22 mm olduğu için bunları genellikle bozuk parayla sıkıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ayaklarımızı sabitledikten sonra dürbünü üzerine koyuyoruz. Gözümüze göre odak uzaklığına ayarlamamız gerekiyor yalnız. Mümkün olduğu kadar göz ayarı, göz kararı terazili yerleştirmeye çalışıyorum. Vidaları sıkarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü dürbün borusunu ezmemek için de önce 4 vidayı da, ayağımız 4 vidalı. 4 vidayı yerlerine yerleştirip daha sonra motor kapağı sıkıştırır gibi. Yani sırayla hepsini birden aynı anda sıkıştıracağız. Tek tek sıkıştırmak yok. Efendim şimdi önce dürbünümüze bakacak olursak, dürbünümüzün üstünde farklı farklı ayarlar görüyoruz. Hemen en arkadan başlıyorum. Diopter, yani eğer gözlüğümüz varsa, numaralı gözlük takıyorsak, diopter eksiyle artıyla onu şu şekilde gözümüzün numarasına göre ayarlayıp gözlük takmadan da dürbünü kullanabiliriz. Hemen bir sonraki adıma geçiyorum. Dürbünüm 6-24, yani minimum yakınlaştırma 6. 8, 10, 12, 14, 16 diye gidiyor. Maksimum 24 yakınlaştırma. Buraya geldim. Burada 3 tane knob görüyoruz. Bu knoblardan dürbünümüzün içinde nişan aldığımız reticle'ımız var veya crosshair. Onu sağa, sola ve yukarı aşağı indirip kaldıran knoblar. Üstteki aşağı yukarı kaldırır reticle'ı. Burada da netleme, yani paralaks tekerleğini taktığımız
fokus nobu var. Onu da bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Daha sonrasında üzerine değerler girilerek 50 metreden, field target eğer 50 metreden 10 metreye kadar işaretliyoruz. Öne geldiğimiz zaman burada şu ek parça parasole, yani dürbünümüze ışık kaçmasını, yandan gelen ışıklarda özellikle gözü almasını engelleyen aparat. Ceviz kundaklı. Buradan bu tarafa doğru geldikçe bakıyoruz burada emniyeti var. Safe fire. Hemen yanına geliyoruz. Küçük bir valve eklemişler. Bu valve'in ne işe yaradığını denedik. Gücü kısıp açıyor. Eksi de bu taraftan baktığınız zaman eksi. Şöyle göstereyim. Eksiye getirince namlu çıkış hızı 650 FPS'lere kadar düşüyor. Şu anda elimde 5.5-5.5'u test ettim. Artıya doğru geldiği zaman 1150 FPS'ye kadar namlu çıkış hızını değiştirebiliyoruz, arttırabiliyoruz. Bildiğiniz üzere namlumuz var. Namlunun altında hava tüpü, dolum aparatı buradan yerleştiriliyor. Kir girmesin, pislik girmesin diye çevirerek dolum aparatının gireceği deliği kapatabiliyoruz. Şimdi sizlere tüfeğimize nasıl hava dolduracağımızı göstereceğim. Önce tüpümü alıp geleyim. Efendim tüpümüz 300 barlık itfaiyeci hava soluma tüpü diye geçiyor adı. Aynı zamanda tüfekte de kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada kapağı kapatmak için, deliği kapatmak için öyle bir toz tutucu eklenmiş. Geçiriyoruz. Geçirdikten sonra geliyoruz bu tarafa. Önce emniyet şeyini kapatıyoruz. Şimdi hava basıyorum tüfeğime. Altında tüfeğin manometresi var. İçinde kalan hava basıncını görebiliyoruz. Şöyle göstereyim burada. 200 bar doldurabiliyoruz. 130 metreye kadar, 150 metreye kadar tüfeğin gayet etkili olduğu ve soda şişesini kırdığını gördüm. Biz denemedik henüz ama deneyenleri de tebrik ediyorum buradan. Hobiye başlamak için de çok ideal. Yani fiyat performans olarak da gayet güzel bir konuda. Merhaba sevgili izleyenler. Bir Kim Daha Havalı programına daha hoş geldiniz. Ben Enver Akoğlu, program sunucunuz. Bu hafta birbirine meydan okuyan iki arkadaşımız var. Tuğran Efe. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Tuğran'ı ben daha önceden tanıyorum. Birlikte müsabakalara gittik. Adana, Ankara. İzmir. İzmir, evet. Kaç senedir atıyorsun? Seyircilerimiz de tanısın seni. Ya çocukluğumdan beri havalı tüfekle atış yapıyorum ama şu son 3-4 yıldır bir ciddi ciddi atmaya başladık. Tamam. Daha fazla hava atma. Bir sonraki konuğum Hasan Yağcı. Hocam hoş geldin. Hasan Yağcı ile ben de ilk kez karşılaşıyorum. Bizi nereden duydun? Nasıl katıldın programa? Yaban TV'de programınızı izledim. İnternet üzerinden başvurdum. Arkadaşlarınız aradılar. Hem iyi vakit geçirmek, doğada vakit geçirmek ve havalı tüfek denemek için buraya geldim. Daha önce hiç atmışlığın yok yani. O zaman rastgele. Evet sevgili izleyenler, bu haftaki hedefimiz balon. İçleri su dolu balonlarımız var. Atıcılarımız belli. Önce hanginiz atmak istiyor? Usta başlasın. Buyur abi. Usta buyur başla. Eyvallah abi, teşekkürler. Tuğran, soldan başlıyorsun. Tek sırayla. Tek tek değil mi? Tek tek. Tamam abicim. Çift çift vurabiliyorsan çift çift de vurabilirsin. Şu anda emniyeti açık. Şu anda emniyeti açık. Kapatıyorsun emniyeti. Atış serbest. Bravo. Bir de bir. Atıyorum. Devam ediyorum. At bakalım. Bravo. 2'de 2. Üçte üç.
ben ne yapayım? Bağ. Beşte beş. Ama hala iki tanesini vuramadı. Nasıl? İkili vuracağım dedi ya. Ha ikili evet. Bir taşta iki kuşu bekliyoruz. En ufağalar. Altıda altı. Bravo. Yedide yedi. Sekizde sekiz. Ve tebrik ediyoruz Turan. Ve bravo. Tüfek iyi, dürbün iyi. Tüfek iyi, dürbün iyi bize yapacak. Ne kaldı ki geriye? O zaman hocam sıra sende. Ben şarjör değiştireyim hemen. Evet hocam birincideyiz. Ben de kırmızıdan başlıyoruz. Ben dürbünümü alayım. Bir de bir. Bravo. Fenerbahçe aşkına. Hadi bakalım Fenerbahçe aşkına. Bravo. İki de iki. Bravo. Bravo. Herkes bayağı usta atıcı oldu. Mesafeyi mi uzatsak, ne yapsak? Bir şeyler yapalım yani. Beşte beş. Altıda altı. Bravo. Bravo. 7'de 7 oldu. Şimdi en son turuncu, en sağdaki turuncuyu atıyorsun. Sekizde 8 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Pinpon topu mu vuruyoruz? Kesme şeker mi vuruyoruz? Daha küçük bir hedef ve ayakta atış istiyorum. Pinpon topu. Uygun mudur? Uygundur. Önce orayı bir temizleyelim. Sevgili izleyenler, tabiatta atış yaptığımız zaman lütfen bir sosyal sorumluluk, çöpümüzü, artığımızı mutlaka çöpe atıyoruz. Teşekkür ederiz. Çevreyi koruyalım. Koruyalım. Evet sevgili izleyenler, birbirine meydan okuyan iki arkadaşımız 8'de 8 attı. Sıradaki hedefimiz pinpon topu. Biraz büyük. Ama bu sefer stil farklı. Destekte atış yok. Ayakta atış yapacaklar. Oo. Ya hadi bakalım. Hadi. Hodri meydan. Evet arkadaşlar, sıradaki atışımız pinpon topuna ayakta. Önce hanginiz başlamak istiyor? Usta her zaman önden başlar. Evet usta, başlıyor musun önden? Hadi bakalım. Hadi kantinciydin değil mi sen? Kantinciydi bak. Evet, askeriyenin kantincisi Doğran. Bravo! İlkini vurduk. Hadi bakalım. Kantinci vuruyor kantinci. Ben patates vuruyorum. Hiç tüfek almadım elime. Ayakta ikinci atış.
Bravo. Gidelim balistiğini alalım mı? Alalım hadi. Al tüfeği, al tüfeği elinde gel. Gel. Üçte iki. Üç, iki. Bravo. Balistik yapalım. Hadi balistiğe bakıyoruz şimdi neresinden vurmuş. Bu vurulmamış. Bu vurulmuş. Evet. Bu da vurulmamış. Hemen top değiştirelim. Bu da vurulmamış. Ama bak değmiş kenarından. Evet, şimdi bambaşka bir oyunum var sizlere. Uçurtmalı oynayacağız şimdi. Uçurtmalı mı? Uçurtmalı. Göreceksiniz uçurtmalı oyununu. Sevgili izleyenler, 8'de 8 destekli atışlarımızda balonları iki arkadaşımız da vurdu. Sonra birbirlerine tekrar meydan okudular. Hasan dedi ben vururum, Turan dedi ben vururum. Turan idi, Hasan idi, Turan idi, Hasan idi. Turan 3'te 2 vurarak günün şampiyonu oldu. Günün şampiyonu. Şimdi, centilmenlik kazandı. Ama seni de böyle göndermiyoruz. Bir görsel şölen yapmak amaçlı, ağır çekimde gazoz kutusunu vuracaksın. Gazozu iyice çalkalayacağız. Tam ortasından vurursan, füze gibi uçarak gidecek. Şüphen olmasın. Eğer füze gibi uçarak gönderebilirsen, sonra Turan da bir tane vuracak. Kiminki daha uzağa gitti. O zaman Turan'a meydan okuyorum. Kim daha uzağa atarsa şampiyon olsun. Aynen öyle. Ben kim daha uzağa atar? İyi çalkalayın kutuları. Şimdi önce hangimiz atıyor beyler? Usta atsın. Ya demin hep ben ilk attım. Evet abi sen zaten şimdi meydan okuyorsun. Adamın şampiyonluğunu almak için oynuyorsun şu anda sen. Ben güreşe durumda, doydum. O güreşe doydu. Şimdi hazırsın. Hazırım. Tamam. Geçti seni. Evet sevgili izleyenler, günün galibi Turan. Uçurdu füzeyi, vallahi aya gitti. Hadi bakalım. Vallahi aya gitti. Vallahi aya gitti. Bakalım evet. Balistiğe hadi. Buradan kamera gel. Buradan girmiş, buradan çıkmış. Gördüğünüz üzere. Hadi bakalım. Günün galibi Turan. Gazozu da uçtu. Çöpleri yerde bırakmıyoruz. Çöpleri yerde bırakmıyoruz. Tekrar abi. Çok çöplerimizi alıyoruz. Atmak üzere. Çöp tenekesine gidiyoruz. Çok güzel bir kapışma oldu. Çok keyif aldım. Önce balonları patlattık. Rakibimle beraber hepsini patlattık.
Sonra Enver Bey müsabakaya yeni bir boyut getirip bize ayakta atış yaptırdı. Daha zordu ama gene başarılı olduk. En sonki gazoz patlatmaları çok beğendim. Güzeldi. Günün de galibi oldum. Çok mutluyum efendim. Evet, günün sonunda gayet güzel, gayet heyecanlı, doğayla iç içe bir müsabaka yaptık. Turan'ı tebrik ediyorum buradan. Zaman zaman gaz verdim kendisine ama o zaten sporcu olduğu için çok bu galeyana gelmedi. Havalı tüfeklere çok merakım vardı. Biraz da bunu gidermek için aslında bugün burada bulundum. Sağ olsun ustalarım yardımcı oldular ve havalı tüfekle atış yapmak gerçekten çok büyük bir keyif. Burada şunu gördüm. Burada en önemli şey emniyet. Emniyet olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Ve bu sebeple de gayet güzel bir spor olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyorum. Turan'ı tekrar tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, hobiye yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için bu hafta güvenlik ve emniyetle ilgili birkaç kuralı, kanunu hatırlatmak istiyorum. Birinci olarak, havalı tüfekler kesinlikle av silahı değildir ve havalı tüfeklerle avlanmak ülkemizde kesinlikle yasaktır. Ayrıca meskun mahalde özellikle balkondan çanak anten vuranlar oluyor, onu da belirtmek istiyorum. Suçtur. Kabahatler kanununa göre yargılanırsınız, tüfeğinizi de elinizden alırlar. Mutlaka ormanlık alanda ve bu iş için, havalı tüfek için, silah için ayrılmış poligonlarda atış yapın. Başka söylemek istediğim, emniyetle ilgili asla ve asla tüfeği dolu bırakmıyoruz. Asla pelet sürülü olarak, üstüne şarjör takılı olarak bırakmıyoruz. Tüfeğimizi boşaltmak için, tüfeğimiz şu anda kurulu. Ağzında mermi var. Boşaltmak için açtık. Şarjörü çıkarttık. Kurma kolu tutulu. Tetiği çektik. Yavaşça kurma kolunu bıraktık. Ve tüfeğimiz şu anda boş. Tüfeği her zaman kaldırırken boş bırakıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Yakın mesafedeki hedeflere ateş etmiyoruz. Ne kadar yakın? 8 metrenin, 10 metrenin altındaki hedeflere, özellikle sert taş, ağaç gibi nesnelere, kurşunun geri dönüp, geri sekip kendinizi yaralayabileceğinizi unutmayın. O yüzden atış yapacağınız hedeflerin mutlaka sizden uzakta olmasına gayret edin. Ayrıca uzaktaki olan hedeflerin de hedefi gördüğünüz zaman arkasında ne olduğuna, yani hedefi delip geçmeniz durumunda neyi vuracağınızı da bilin. Yani mümkün olduğu kadar sonsuza ateş etmemeye çalışın. Teşekkürler. Programın daha sonuna geldik. Umarım hoşça vakit geçirmişsinizdir. Eğer siz de arkadaşlarınıza meydan okumak ve programa konuk olmak istiyorsanız bilgiler aşağıda. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.